Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıtır kıtır salatalık turşusu yaptım. Bu daha önceki yaptığım salatalık turşumdan. Sizlere şunu ağzıma atıp sesini dinletmek istiyorum. Yok böyle bir lezzet. Çok pratik bir şekilde hazırladık. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı ve like'larınızı da bekliyorum. Hadi nasıl yapmışım videoya geçelim. Salatalık turşumuz için malzemeler, istediğiniz miktarda salatalık. Ben bunları bahçeden topladığım için bazıları çok büyük, bazıları ise çok küçük arkadaşlar. Bir su bardağı üzüm sirkesi, 3-4 tane acı cin biber, ben acı olsun istediğim için, 2 diş iri diş sarımsak, 1 tane taze nane. Bunlar hepsi kendi bahçemden. 3-4 dal da maydanoz. Benim maydanozum kendi bahçemden olduğu için dalları birazcık küçük. Ve içme suyuna ihtiyacımız var. Soğuk olsun. Bir tane de hangi kavanozda yapmak istiyorsanız cam kavanoz. Evet arkadaşlar. Öncelikle 2 diş sarımsağımız vardı. Bir tanesini şöyle elimle doğruyorum. Dibine koydum. Şimdi maydanozumun birazını da dibine. Şu nane yapraklarından da 3-4 tanesini dibine atalım ki lezzet olsun. Cin biberlerimi ikiye kesiyorum. Acı olsun. 2 tanesini dibine koydum. Şimdi bunun üzerine şu salatalıklarımı yerleştireceğim. Şu sap kızımlarını alalım. Sadece şuralarını alıyorum. Sapı çok kalabalık olmasın içerisinde diye arkadaşlar. Zaten bu salatalıklarımı güzelce temizledim. Çiçekleri vardı başlarda. Onları arındırdım. Şekilde. Bahçemde bir tane acır olmuş arkadaşlar. Bu çok uzun sığmayacak. Onu ikiye böleyim. İlk defa bir tane. Şunu şöyle sıralayalım. Ve şu salatalığında sığmayacak. Onu da ikiye böleyim. Evet. Şimdi kalan bir tane naneyi, kalan maydanozu, kalan cin biberleri, şöyle sarımsağımızı ilave ediyorum ve bir su bardağı üzüm sirkem var. Siz sirke miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tuzumu unuttum, tuzumu alıp geliyorum. Bir yemek kaşığı turşu tuzum var arkadaşlar. Şöyle limon tuzu gibi iri iri. Bu turşu tuzu olduğu için içerisine limon tuzu ilave etmeyeceğim. Şimdi bunu da ilave edip İçme suyumuz, onu da kavanozumuz şöyle tam üzeri doluncaya kadar, sonra güzelce ağzını sıkıca kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir sallayalım ki dibindeki sarımsaklar ne kadar orantılı olmuş. Şöyle güzelce bir sallayalım, sirke ve su birbirine işlesin. Evet arkadaşlar, turşumuz bu kadardı. Hazırladım. Daha önceden kurduğum bir tane salatalık turşum vardı. Onun içerisini ve dokusunu size göstermek istiyorum. Bu salatalık turşusu çabuk olsun diye birkaç yerinden çatalla delmiştim. Ama bu sefer bunu birazcık geç olsun diye bunu çatalla delmedim. Bu şekilde içerisini, dokusunu görüyorsunuz. Çıtır çıtır. Şimdi bir tane test edelim. Harika arkadaşlar. Ben salatalık turşusunu zaten hep severim. Bu şekilde salatalık turşumuzu hazırlayabiliriz arkadaşlar. Salatalık miktarını arttırdıkça sirke ve sarımsak miktarını da arttırabilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı. Sizleri çok sıkmak istemiyorum. Videomu beğendiyseniz beğeniye basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like'a basın ve yorum yapın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.